Bu gecenin tadını biraz daha çıkartalım. İyi ki çıktık kahraman. Bu gece bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Rica ederim. Daha iyisin değil mi? Ben ona söyleyecektim. Söyleyecektim ama dilim varmadı işte. Şimdi o kadar kızıyorum ki kendime. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Biraz bahçede dolaşalım mı? Hem sana da iyi gelir belki. Ben odama gideyim. Bir sorun olmaz. Bir şey olmaz. Herkes uyuyordur zaten şimdi. Hadi gel. Bir daha sakın kendini böyle bir tehlikeye atma. Manyağın biri beni arayıp kocanın alnının ucunda demesin. Ne aynı konu? Çok korktum ama. Ne yapsaydım? Polisi arasaydım. Yanına birilerini alsaydım. Polisi arasaydım. Yanıma birilerini alsaydım. Babam da her şeyi duysaydı. Şimdi bunları kaldıracak durumda değilim. Özür dilerim. Dışarıda çok güzel dolunay var. Terastan beraber izleyelim. Hadi. Ne tuhaf değil mi? Seni düğünde görmüştüm ilk Hatay'da. Şimdi buradasın. Keşke bütün bunların hiçbiri olmasaydı da ben hep Hatay'da kalsaydım. Özlüyor musun orayı? Çok özlüyorum. Evim benim orası. Doğup büyüdüğüm yer. Belki İstanbul'da seversin. İstersen sana burayı gezdirebilirim. Çıkarız, sabahtan akşama kadar gezeriz. Hem söz senden rehberlik ücreti de almam. Yalnız koca İstanbul'u öyle bir günde gezmekle bitmez, söyleyeyim şimdi de. Ben kimseyi kızdırmak istemem. Özellikle de Kıymet Hanım'a. Sen de amma abarttın anneannemi ya. Ya. Tamam, kabul ediyorum. Biraz sert görünür ama dünyalar iyisidir o. Geceleri bu konak çok huzurlu oluyor. Kalkalım mı artık? Geç oldu. Ne yapıyor bunlar burada? Tamam, sakin ol. Kötü bir şey yapmadık. Nereden geliyorsunuz siz? Kahraman Bey, hastaneye gittik Nazlı'yı görmeye. Sana yarın gidebilirsin demiştik. Kardeşimin bana ihtiyacı vardı. Gitmem gerekiyordu. Ben de gittim. Elif, bana haber vermeden dışarıya çıkamaz. Dayı, ne oluyor? Evet, ben size haber verdim. Sizin işiniz vardı. Ben de başımın çaresine baktım. Elif, böyle sorumsuz davranamazsın. Dayı, Elif'e böyle bağıramazsın. Senin hiçbir şeyden haberin yok, odana çık. Neden haberim yok benim dayı? Söyleyin de bileyim. Gel benimle.
Niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Ne yaptı kız? Kerem, benden habersiz nasıl alıp çıkarsın kızı? Ya kardeşini görmek istedi. Bunun nesi suç? Memnun musun yaptığında? Ben kötü bir şey yapmadım Defne Hanım. Gecemizi mahvettin. Ben sizi aradım, söyledim. Kardeşim çok kötüydü. Günlerdir ne annemi ne onu görüyorum zaten. Tamam, anlıyorum. Ama sana söyledik. Sabah beraber gideceğiz dedik. Niye gecenin bir vakti gidiyorsun? Defne Hanım, çok ağlıyordu. Bana ihtiyacı vardı. Gitmem gerekiyordu, gittim. Ne yapsaydım, onu hastanede yalnız başına mı bıraksaydım? O daha çocuk, yapmayın. Elif kardeşine çok iyi bakılıyor. Daha ne istiyorsun? Elif, kocam senin yüzünden ölebilirdi. Karnındaki kocamla benim bebeğim. Ve senin tahmin ettiğinden çok daha kıymetli. O yüzden bebeğimiz doğana kadar biz ne dersek onu yapacaksın. Ondan sonra nereye istiyorsan gidebilirsin. Bir açıklama bekliyorum dayı. Niye bu kadar bağırıp çağırıyorsun sen bu kıza? Elif kötü bir şey mi yaptı? Ya beraber gittik geldik, yanında ben vardım. Konuşsana dayı, benim bilmediğim ne var? Kimseye böyle bağırıp çağırdığını duymadım ben. Ne oluyor dayı, bir açıklaman yok mu? Yok! Yok Kerem, yok! Bir açıklamam yok! Var dayı. Bir açıklamam var. Sen söyleme, sen de ben öğreneceğim. Of! Oh!